Melet ya Sultan Evliya, Melet ya Sultan Enbiya, Melet ya Celallah. Allah hani insanları sever. Şüphesiz o bizi yarattı. Onun adına yaşayalım diye ve onun adına iyi şeyler yapalım diye. Evet, evet, bu bizim görevimiz. Onun adı ile iyi şeyler yapmak. Ve her şey, yaptığımız her şey, iyi şeyler onun adını yapmamız lazım. Kendi adımız için iyi bir şeyler yaparsak bereketi olmaz. Neden? Çünkü her kendi adımız ile yaptığımız her iyi iş bizim nefsimizi büyütür. Ve biz kendi kendimizi büyütürüz. Ve Allah kendini büyütmeyi sevmiyor. Weil niemand bekommt ein Licht, auch wenn nicht gibt. Because nobody receives a light if he doesn't give something. Allah. Sagt, der Herr, Allah ist das Licht auf Erden und Himmel. Allah himself says that he is the light. Allah diyor ki, ben gökte ve yerde ki nurum. In seinem Namen tust, woher sollst du das Licht bekommen? Ve sen onun adına bir şey yapmazsan sana Allah ne versin? Nasıl bu ışık versin? Bizi bu dünyaya gönderdi ki onun adı ile iyi ameller işleyelim. Bütün kutsal kitaplarda yazar. Ey inananlar, iman edenler, iyi işler edin. İyi işler yapın. İyiliği yapın. Bu bir emirdir. Bu bir görevdir. Budur dünyada ne yapalım ne edelim diye. İşimiz gücümüz budur. Bu dünyada başka ne iş yapalım ki? Başka ne işimiz var ki? Kendini kendine sor. Bu dünyada benim ne işim gücüm var? Senin işin Rabbin için iş amel eylemek onun adıyla. Ve kendine sor ey insan, her yaptığın iş onun için mi? Alles, wenn du aufstehst und den die Sonne dir anschaust und das Tageslicht und dein Leben an diesem Tag anfängst, jede Stunde von dir, ist das in deinem Namen? Vakit, you get up in the morning, looking at the sun, the daylight, ışığı gördüğün vakit, her yaptığın iş güç onun için mi?
Bu çok önemli bir soru. İlk başta kendi kendine sorman lazım. Dünyada ne işin var? Ve bilmiyorsan sor. Ve Allah bütün kutsal kitaplarda cevap veriyor. Musevilikte, Hristiyanlıkta ve İslam dininde bütün semavi dinlerde aynı cevap var. Allah her kitapta, her dinde cevap verir. İyi iş yap. İyi ameller edin. Ve ne iş eylersin eyle, benim adım ile eyle, diyor Allah. Ve yaptığın her iş iyi olsun. Çünkü bütün kötülük, işlediğin bütün kötülük hiçbir zaman benim adım ile olmaz, Allah diyor. Ben sana hiçbir zaman benim adım ile kötülük işlemene izin vermiyorum. Böyle bir emir sana vermem. Yasaklıyorum. Hayır, böyle bir emir. Böyle bir emiri sadece şeytandır verir. Benim adım ile kötülük yapmanı sadece şeytan ister. Sadece Pablo Diablo sana böyle bir emir vermiş olması gerek. Sen Pablo Diablo'yu tanıyor musun? Sadece o diyebilir. Kötülüğü yap benim adım ile. Hayır. Ve eğer birisini görürsen ki takım elbise ile veya bir herhangi bir elbise ile elinde bir haç var veya bir sarık var, Müslümana görünen bir kıyafeti var ve bir kötülük mü işliyor? O kişi Allah'ın adıyla hiçbir zaman kötülük işleyemez. Hangi kıyafet olursa olsun. İsa Aleyhisselam adı ile dese bile Hazreti Muhammed'in adı ile dese bile yaptığı işi başlarken olmaz. Olamaz. Kötülük mü yapıyor? Haksızlık mı ediyor? İnsanları mı öldürüyor? Bu hiçbir zaman Hz. Muhammed'in adıyla olmaz. Hz. İsa Aleyhisselam'ın adıyla olmaz. Bu sadece Pablo Diablo'nun adıyla olabilir. Ve sen karar vermen lazım bu hayatta. Kimin adıyla iş etmek istersin? Kime hizmet etmek istersin? Pablo. You want to serve Pablo Diablo? Pablo Diablo. Serve the most merciful one. Yani şeytana mı yoksa Allah'a mı? Her gün kalkıyorsun. Ve güneşin ışığına bakıyorsun ve gününe başlamak istiyorsun. And every day you get up, you look at the light of the sun, and you want to start your day.
in Welt überlege dir die Arbeit, die du anfangen möchtest, in welchem Namen wird es sein? Im Namen deines Herrn oder in deinem Düşün. Namen? Wenn nicht passt, ve kendine sor. Kimin adı ile yapmak istediğin işleri yapmak istiyorsun? Pablo Diablo'nun adıyla mı, Allah'ın adıyla mı veya kendi adın ile mi, Allah'ın adı ile mi? Kimin için yapmak istiyorsun bugünkü işleri? If not, there are only two other possibilities. You do it in your own name or in the name of the Lord. Du hast einen freien Willen, du entscheidest. Özgür bir karar verme ihtimalin var. Ve üç alternatif, yani üç. 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 Kendin için mi? Allah için mi? Şeytan için mi? İyi işler yapmak istersin. Nur wenn du eine Sache tust, wenn du deinen Tag anfängst im Namen deines Herrn und für ihn alles was du für ihn widmest, hat Segen. Günde işlediğin bütün işleri Allah'ın adıyla yapar isen, onun için yapar isen, bereketlenirsin. Ne işlemek istiyorsan Allah için yapmaya bak. Then if you dedicate all your deeds to your Lord, then these deeds are being blessed. Alles was du in deinem Namen tust für dich selber. Kendi adın ile yaptığın bütün işler, kendin istediğin için, kendi ünlü yapmak için veya kendi başarın için yapmak istediğin bütün işlerin bereketi yok. Nereye gidersen git ey insan, ey iman eden kişi, yanında Allah'ı da götür. Nereye gidersen git, onu yanına al. Onunla beraber yap bütün yapmak istediklerini. Öylece hiçbir şekilde şanssız olmayacaksın. Hep mutlu olacaksın. Hep ilahi koruma altında olacaksın. De ki, ey Allah, bunu senin adın ile içiyorum. Susadım. Susuzluğumu gidermek istiyorum bu bardak su ile. Ama bunu bile senin için yapıyorum. O Allah. Ya Allah. I'm drinking it in your name in order to quench my thirst. So I'm drinking it for you. Bu bereket ve sana güç ve kuvvet ve sağlık verir. Ve temiz. Bismillahirrahmanirrahim. This water is blessed and it is power for you and blessing. Denke nicht, du würdest dein eigenes Durst. Düşünme ki sen kendi susluğunu giderdin. Ve aç olduğun vakit yemek yediğin zaman Allah için ye, onun için yap. Hem o kendine pay biçer, hem sen kendine pay biçersin. Allah bundan ne iler? O seviniyor. Yaptığın amelden dolayı seviniyor. Onun adı ile yaptığın için seviniyor. O zaten bunu istiyordu. Seviniyor. Benim kulum. Allah kendi kendini övüyor. Meleklerini kendini övüyor. Seni, senin ile. Sen kendi kendine övmeye gerek yok.
O zaten seni, meleklerini beraber övüyor. Bu daha bereketli. The Lord will praise himself in front of the angels for you. You don't have to praise yourself. He is doing it for you, for himself, in front of the angels. And this is more blessed than if you would praise yourself. O sana hayatını hediye etti. Sana hediye etti. Kendi hayatından bir hayat verdi. Yani kendi hayatına seni dahil etti. Ondan ötürü senin bir dahil hayatın var. You don't have a life of your own. He gave you a part of his life. He made you a partner of his life by giving you part of his life. Weil es von seinem Leben onun hayatından hayat sana verdiği için bu hayatı da onun adı ile onun istediği gibi yaşamaya bakmamız lazım. Ve Allah bunu istiyor. To live your life in his name. Deshalb ist Partner in deinem Leben. And this is why he is partner. Alles was onun için ist sein Teil, Anteil ist Partner. Bir nevi ortaksın. Yani Allah'ın bir nevi ortağısın. Verdrecke das Leben, was er dir geschenkt hat und seine Partnerschaftsanteil, verdrecke das nicht. Er onun sana verdiği ortaklık. Görevini kirletme. Ve onun istediği gibi şekillendir. O da seviniyor. Because he gave you a part of his life, he is a partner of your life. So spend your life together with him. Do not spoil the life he gave you. Sorry. Was hat er? Du musst ihm helfen, wenn er da blockiert ist. Schläfst du? Was hält er davon, wenn du das hast und du löst, aber in seinem Namen? Er gibt dir dann die, durch das Wasser die Kraft für deinen Körper. Allah'ın adıyla içtiğin su veya yediğin ekmek ile sana Allah güç ve kuvvet veriyor ki onun için yaptığın işler ile güçlü kuvvetli olasın. Yani sana nimet veriyor ki ona ibadet etmen için. Güçlü kuvvetli olasın ki ibadetler yapman için. İşleri yapman için. Onun için. Eğer Allah için içip içersen susuzluğunu Allah gideriyor. Su değil. Serve him, to continue serving him. Otherwise, should you not do that, you could drink the water by the gallon and you would not have the power to do what you're supposed to do. Die Wirkung, das ist nur eine Wirkung. Onun etkisi sadece bir etkidir. Kim oruç tuttuysa bilir. Birdenbire susarsın. Bir nevi başka işlerle uğraşırsa unutursun. Bu sadece bir his. Sana kim susuzluk hissini verdiyse geri almasını da bilir. Allah bunu bilmiyor mu? Mesela susadığımız zaman başka işler güçleriyle uğraştığımız zaman susadığımızı unutuyoruz ve sonradan aklımıza geliyor ve diyoruz kendi kendimize. Ah ben demin susamıştım. Unutmuşum. Eğer Allah'ın adı ile su içersen, samimi olarak Allah için onun adı ile içersen, bir yudum su sana bir hafta yeter.
Ein bis ein Stück bir lokma ein bis von einem Stück Brot. Ekmekten bir lokma sana bir hafta yeter. Samimi bir şekilde olur isen, onun adı ile içersen, senin için ya Rabbi, senin için ya Rabbi. Es würde sogar für ein ganzes Leben reichen. Du müsstest bütün hayatı için yeter bile. Bir daha ne içmek ne de yemek yemen lazım. Samimi olduğu zaman üzerimizde bir özel bir dünya var. Melekler dünyası. Onlar da Allah'ın kulları. Allah da onları yarattı. They also are servants of the Lord. He did create them for that purpose. Die Engel, melekler, onların da hayatları var. Allah da onlara bu hayatı verdi. From Allah. They received it from him. Aber sie müssen nicht essen. Ama onların yemek yeme hissi, duygusu yok. İç, su içmek zorunda değiller. Ama onlar da aynı Allah'tan bir nevi hayat aldı. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizden başka bir hayat mı aldılar? Bu şimdi yeni bir soru. O aynı hayat. Allah meleklere de bir hayat hediye etti. Hayvanlara da bir hayat etti. Bitkilere da hayat hediye etti. İnsanlara da hayat hediye etti. Hepsi aynı. Sadece değişik şekilde yaşanılıyor. Neden melekler yemek yemek zorunda değiller? Neden su içmek zorunda değiller? Hey insanlar, bu şimdi yeni bir soru. Adam Aleyhisselam'dan bu zamana kadar belki kimse bu soruyu kimseye sormadı. Niye su içmezler, niye yemek yemezler? Bu soru üzerine çok spekülasyon var. Ama bunların hepsi sadece birer spekülasyon. Neden melekler yeme içme duygusu hissetmezler? Çünkü ne yaparlarsa yapsınlar, Allah için yaparlar. Çünkü onların hayatında yaptıkları her şey Allah için. Hiçbir şeyi kendileri için yapmazlar. Subhanallah. Böyle bir kolay soru, bu kadar kolay bir cevap. Soruyu aramaya bak. Cevabını aramaya bak. Bulabilirsen bul. Bir otoriter sahibi kişi bu soruyu sorduğu vakit çok kolay. Ama böyle bir soruya gelmek çok zor. Cevabı bulmak daha zor. But should you try to find this question,
or the answer even, it is so difficult. Stimmt, Goldfish? Ja. Sag einfach ja. Ich hätte das gewusst, danke, aber. Goldfish is saying, ich habe das schon gehört. Goldfish diyor ki ben zaten bunu biliyordum. Am I right, Goldfish? The answer. Goldfish is saying. O sadece düşünüyor. Zannediyor. Bakın, bu kadar basit bir olay. Ama bu basitliğe gelmemiz lazım. Hakikat burnun dibinde, sen ama başka yerlere bakıyorsun. Bu kadar yakın. Melekler samimi varlıklar, yaptıkları her işi samimi şekilde yaparlar Allah için. Biz hiçbir zaman meleğin öldüğünü duymadık. Evvelden beri onlar Allah'ın hizmetkarları ve hiç duymadık onların veya bir meleğin öldüğünü. Ne zamandan beri Cebrail Aleyhisselam yaşıyor. Benim babam bana anlattı. Onun babası da onu anlattı. Onun babası da onu anlattı. Cebrail Aleyhisselam hakkında. Hazreti Muhammed Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem bize anlattı. Hazreti Musa Aleyhisselam anlattı ve Hazreti İsa Aleyhisselam anlattı. Hazreti Davud Aleyhisselam onun hakkında konuştu. Adem Aleyhisselam onun hakkında anlattı. O hep vardı. Hiçbir zaman onun öldüğünü duymadık. Cebrail Aleyhisselam. Ve Seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona sordu. Sen ne zaman beri varsın? İlk başta senin nurun vardı. Yaratılışta ey Muhammed. 12 bin ışık sene senden, senin nurundan sonra ben oldum. 40 bin sene Adem Aleyhisselam'dan önce ben yaratıldım. Sag nur 40.000 Jahre, 40.000 years before Adam erschaffen wurde. Before Adam sene Adem Aleyhisselam yaratılmadan evvel yaratıldım dedi Cebrail Aleyhisselam. My light has been there. That's the response. Und kein Engel, den wir kennen und über den wir gehört haben, haben wir gehört, dass Güneşten yıldızlardan evvel benim nurum vardı. Hiçbir melek hakkında duymadık öldü mü diye. Bu bugün özel bir sohbet. Bizim misafirimiz Don Juan hürmetine. Hiçbir zaman melekleri soruşturmadık. Nasıl öldüler, nasıl yaşadılar, nasıl doğdular. Bu sohbet onların hakkındaki anlayalım. Melekler ölmüyorlar. Yaratılıştan beri yaşıyorlar. O kadar çok insanlar gördüler ki, o kadar çok hayvanlar.
Yaratılışa geldikleri vakitten beri ölmediler, yaşıyorlar. Yemiyorlar, içmiyorlar. Uyumuyorlar. Yorulmuyorlar ve hasta olmuyorlar. Hiçbir şekilde üzülmüyorlar. Neden? Çünkü bütün hayatları Allah için, yaptıkları bütün iş güç Allah için. Varlıkların her anı Allah için. Çünkü biliyorlar ki hayatları aslında Allah'ın hayatı, Allah'ın. Onlar sadece Allah'ın hayatında bir parça olabilirler. Sadece misafirler. Mülk sahibi değiller. Are only taking part in the life of Allah. They are not the owners of that life. Allah sagt ihnen, Allah onlara diyor ki, ihr könnt teilnehmen an meinem Leben und lebt das. Alın, benim hayatımdan bir parça hayat alabilirsiniz. Bu hayatı temiz bir şekilde yaşayın. Ve onlar bu hayatı temiz bir şekilde yaşıyorlar. Ve biz de onlar gibi Allah'ın bize verdiği hayatı temiz bir şekilde yaşasaydık, biz de onlar gibi olurduk. Onlar ne uyuyorlar, ne uykuları geliyor, ne açlar, ne susluk çekiyorlar. Çünkü bütün yaptıkları işi Allah için yapıyorlar. Allah'ın onlara verdiği hayatı Allah için yaşıyorlar. Ve biz onlardan öğrenmemiz lazım. Kendine bu soruyu sor. Nasıl yaşıyorlar? Yemeleri mi lazım? Hayır. İçmeleri mi lazım? Hayır. Tuvalete çıkmaları mı lazım? Hayır. Gerek yok. İhtiyaç duymuyorlar. Neden? Çünkü Allah için yaşıyorlar. Ve kim Allah için yaşar ise tuvalet, o kişi tuvalet lazım değil. Ve yatak lazım değil. Benim büyük şeyhim Şeyh Nazım el-Hakkani Rabbani bana dedi ki, kendi şeyhi Şeyh Abdullah Daistani ile halvete gittiler. 6 ay Medine'ye gittiler. Beraber. My grand şeyh Şeyh Nazım el-Hakkani Rabbani told me he was in a retreat with his şeyh Şeyh Abdullah Faysal Daistani in Medina for 6 months. Ve halvette her gün bir kafes içerisindesin, ışık olmadığı bir yerde. Ve her gün sana bir kuru bayat, ekmek ve bir su verilir. Ve bir ufak bir parça mercimek çorbası. 50 gram. 50 gram mercimek çorbası. Water. 50 gram çorba,
Bir parça ekmek, az biraz su. Ve 24 saat boyunca ibadet. 2 saat uyku iznin var. 2 saat uyku iznin var. 24 hours of praying and 2 hours you're allowed to sleep. 6 Monate lang wo ich mit ihm zusammen war. 6 ay boyunca onunla olduğum zamanlar ne uyudu? Er hat seinen Anfall mir überlassen. Ne su içti, ne uyudu? Ne bir şey yedi? For the period of 6 months he did not drink. Kendi içtiğini, yediğini bana verdi. Bu kolay. Allah için var olan bir kimse için kolay. Not difficult to do for a human being which spends his life for Allah. Warum trinken wir das? Warum müssen wir essen? Damit neden suyu içiyoruz? Niye bir şey yiyoruz? Enerjimiz olsun, gücümüz, kuvvetimiz olsun diye. Şimdi açıyoruz bunun sırrını. Hacı Emin, niye bir şey su içiyoruz? Enerji versin diye bize. Enerji için mi yemek enerji için mi içiyoruz, yiyoruz? Evet. Eğer öyleyse seni yemeden içmeden aldığın enerji seni tekrar temizlenmen için tuvalete götürüyor. Seni tuvalete götürmeyen bir enerjiye bakmaya çalış. Sen enerji için yemek içiyorsun ama sonra tuvalete gidiyorsun. Lakin seni tuvalete yani temizlemeye mecbur bırakmayan bir enerjiye bulmaya çalış. Benim kardeşim Ahmet Efendi de öyle. Onun sırrı bu. Bütün gün namaz kılıyor, ibadet ediyor. Yarım bardak su içiyor Ahmet Efendi. Bir litre bırakıyor. Ya, sanırım Hazreti Musa Aleyhisselam bunu başaramazdı. Bu Ahmet Efendi'nin Ahmet Efendi'nin bir hikmeti. Yani bunların hepsi enerjiyle. Enerji için. Ve Büyük Şeyhimiz Abdullah da İslami ettiği zikirler ile Allah'ın adı ile onun için nefes alıp verdiği için Allah ona manevi kuvvet verdi. Vücuduna ihtiyaç duyduğu kuvveti verdi ki yeme içme gerek kalmadı. Ve Allah sana bunu verebilir. Allah ona verdiği gibi sana da verebilir. Dünyevi yeme içme enerji değil, manevi, ilahi enerji verebilir. Ve verdiği zaman ne ölme duygu, ne uyuma duygu, ne açlık, ne susuzluk hissedersin. Was so powerful and for Allah that Allah granted him all the energy he needed in return for this liquor.
so Sheikh Abdullah Faisal Al-Astani did not need to eat or to drink. He does not even need to die. Warum sterben wir alle, die normalen Menschen? Biz niye ölüyoruz? Biz normal insanlar. Çünkü biz normal insanlara bu ihtiyacımız var. Çünkü bizim vücudumuz bu dünyada fazla dayanamaz, ölmesi lazım. Çünkü vücudumuzu ilahi bir enerjiyle dolduramadığımız için dünyevi içimizdeki dünyevi enerjiyi ilahi enerjiyle değiştiremediğimiz için ölmemiz lazım. Her şey vakti saatinde yaşlanıyor ve acı çekmeye başlıyor. Bu dünyada senin vücudun acı çekiyor. Ve ondan ötürü vücuda ölüm gerek ki acı çekmesin. Body starts to give up its functions. The legs, the arms, the head, the hair, the teeth, they all cease to function. And the body is not willing, the human being is not willing to suffer, so we need the possibility to die. To end the suffering. Weil du hast deinen Körper nicht Gott gewidmet. Çünkü sen vücudunu Allah'a teslim etmedin. Nefsine teslim ettin. Senin için yedin, senin için içtin, senin için düğün ettin, eğlendin. Hippi hippi hura değil. Because you dedicated your body to your ego and not to Allah. You ate for your ego and not for Allah. Aber wenn für Allah lebt. Kim ki Allah için yaşar ise ve vücudu ve ruhu ile Allah için varsa, suyu bile Allah için içerse, bir gün gelecek başka insanlar için yiyip içecek. Öyle gösterecek kendine ihtiyacı varmış gibi. Ama diğer insanlar için yapacak bunu. Diğer insanların yükü için taşımaya başlayacak. Warum für sie, für die Leute, weil damit sie nicht sagen, du wärst Gott. Niye onlar için? Çünkü demesinler ki sen ilahsın, sen İsa Aleyhisselam gibi bir şeysin. What does it mean that you're eating for the people? That means you eat to keep up the picture, to avoid that the people start calling you a god, or they compare you with Jesus. Çünkü normal insan için bir kişi görüldüğü vakit ne tuvalet ihtiyacı, ne su içer, ne ölmesi gerek yok, ne yemek yemesi gerek var. O kişi ilahtır diye normal insanlar düşünebilir diye, yanlış düşünmesinler diye, dinden imanına çıkmasınlar diye, nasıl ki İsa Aleyhisselam için düşünmeye başladılar, ilahlaştırdılar. Bu olmasın diye kendilerini mütevazı gösteriyorlar ve yiyip, içip tuvalete gitme ihtiyaç duyduklarını da gösteriyorlar. Everything for Allah, they keep up the appearance and they behave
Şeyh Abdullah Dastani. Büyük şeyhimiz Abdullah Dastani. Şeyhimizin büyük şeyhi. Öldü. Ben şimdi öleceğim dedi. Ve gözünü kapattı. Hemen doktor falan çağrıldı. Ve baktılar. Öldüler. Ve öldürdüler. Ve kalbine masaj falan yapmaya kalktılar kurtarmak için ki ölmesin. When Sheikh Abdullah Faisal Islani died, so he lay back, he closed his eyes. And right away, the people around him, they start to give him heart massage and try to revive him, resuscitate him. And they gave him a syringe in the heart, or they wanted to. Tam bir doktor geldi kalbine, iğne yapacaktı yaşamazlığı için. Tam böyle kalbine yaklaştı, o an büyük şeyle gözünü açtı ve dedi ki bırak. Gözünü açtı büyük şey, bırak dedi ve sonra gözünü kapattı. Ve sonra tekrar ölüme uyudu. Ve onun vücudu çürümedi. Peygamberlerin, evliyaların vücutları çürümez. Olduğu gibi kalır. Neden? Çünkü onların vücutları da Allah için var. Onların vücutları Allah için yaşadı. Kendileri için değil. Efendiler ki, benim ruhum ve vücudum senin ya Rabbi. Allah için var olan bir şey nasıl çürür, çüremez. Whatever is in the possession of Allah will not decay, fade away. Ey iman edenler, anlamaya çalışın. Ben de, benim için de yeni. Or you people try to understand. Even I have to try to understand. Dein Leben. Senin hayatın. Deine. Senin yaptığın anlaşmalar ve ettiğin bütün buluşmalar Allah için olması lazım. Bunu anlamaya çalış. Bu nasıl olabilir? De ki, ey Allah, gününe başlamadan evvel hep de ki, ey Allah, bugün senin için olsun. Bu niyeti edin. Bu niyetiyle gününe başlamaya bak. Ey Allah, bu soğuk su, bu soğuk içecek senin için. Ey Allah. Ve bunu böyle severek, isteyerek içmeye bak. Bu güzel bir şey, iyi bir şey. Bu güzel bir anlaşma. İçeceğini Allah ile paylaştığın zaman ne tür bir zararın olabilir ki? Çok akıllı bir. Bir taşla iki kuş. Bu, çok akıllı bir iş, bir anlaşma. İki taşla ve bir taşla iki kuş. Bu kadar güzel ve Allah sana hem böyle güzel hem kolay yapıyor. Allah'a ortak edin. Allah makes it so nice and easy for you.
dann pass auf, wo du hingehst, wenn du schon einen Partner hast und immer mitnimmst. And then, of course, you have to watch out where you're going. If you make a partner, take him. Ve dikkat et, nereye gidip gidiyorsun. Allein noch mit ihm. Wolf, wolf. You should not go neither without him nor especially not with him. Hiçbir yere Allahsız gitme. Ama gitme, kötü olan, pis olan yerlere ne kendin git ne Allah ile git. Oralara gitmemeye bak. Onun sana verdiği hayatı temiz bir şekilde yaşamaya bak. Neither with him nor without him you should go there. You should live his life which he gave you. Lebe in a pure way. Lebe was dir erlaubt hat, das Leben was dir erlaubt hat, und mach ihn zu deinem Partner. Teile mit ihm. Onun sana hediye ettiği hayatı temiz bir şekilde yaşamaya bak ve sana hayatta verdiği bütün nimetleri onunla paylaşmaya bak. Allah bize daha iyi bir anlayış versin. Allahu Allah.